konuşmamın ilk bölgesini sesledik. Bu kalın bir iki bölge vardı. Daha doğrusu İbrahim'in konuşmaya başlangıç sesle oldu. Sesin söze dönüşmesinde konuşmak konuşmada önemli olan sesin nasıl kullanılacağı. Şimdi harfler var. 29 harfimiz var. 21'i sessiz, 8'i sesli olmak üzere bu harfler. Bu harflerin çıkış noktaları vardır. Bunları öğretmezler bir konularda orada okuyan. Oysa çıkış noktalarını bildiğiniz zaman çok daha doğru konuşursunuz. Şimdi ben size bunların çıkış noktalarını söyleyeceğim, yazıp vereceğim de. Yani konuşma bunlarla mı düzelecek diyeceksiniz. Evet, bunlarla da düzelecek. Hiçbir zaman siz konuşmaya başladığınızda, doğru ve güzel konuşmaya başladığınızda dur bakayım o harf nereden çıkıyor, nasıl çıkacak diye düşünmeyeceksiniz. Otomatik hale gelecek. Mesela o dediğinizde dudaklar uzar. A derken ağız açılır. B, bu dudağın birbirine değmesi de çıkan bir ses. C diye bakın nereden çıkıyor. Nereden çıkıyor? C nasıl çıkıyor? Değil kullanma. Tam damakta değil. Tam tarihi. Dişle damağı birleştiği yerde. Dediğim gibi bunları konuşurken düşünmeyeceksiniz. O kendiliğinden olacak. Zamanla olacak. Şey dediğimizde. Din bir toplumun namusudur.